Şimdi yaşadığımız yüzyıl hem teknolojinin hem de hızın hayatımıza çok hızlı sirayet ettiği ve mimarinin de buna güçlü bir araç, bunun gösterisinde de, sahnelenmesinde de güçlü bir araç olduğu bir devir yaşıyoruz. En çok da yıkarak yapmanın ya da daha büyük yapmanın, en büyüğü yapmanın, büyük ölçekli mega projeler üretmenin sancılarını yaşadığımız bir dönemde yeniden diye bir tema üzerine yoğunlaştık. Bu noktada bir dönüştürme ve değerlendirme aracı olarak mimarlığı tekrar nasıl düşünebiliriz? Bunu düşünürken de mevcut yapılı çevreyi yeniden nasıl değerlendirebiliriz? Yeniden nasıl programlayabiliriz? Yeniden nasıl işlevlendirebiliriz? Ve yapmaya değil yapmamaya nasıl odaklanabiliriz gibi bir soruyla tartışmaya başladık. Bu noktada mevcut yapılı çevreyle yenilerin arasındaki gerilim ya da tansiyon yerine mevcut yapılı çevrenin üzerine eklemlenen, bunlar daha küçük ölçekli olabilir ya da mevcut yapıyı tekrar dönüştürerek başka bir yorumla üretilmiş olabilir. Bu birlikteliğin gündelik hayatımıza nasıl sirayet edebileceğini biraz düşünmek ve düşündürmek istedik. İçinde yaşadığımız ve çok da hızlı yaşadığımız yapılı çevreye dair farkındalığın biraz artmasını da aslında hedefledik. 21.si düzenleniyor. Yutong Mimari Fikir Yarışması bu noktada bizim için de çok önemli bir bellek. Ve biz de bu önemli yılda, neden bu yıl önemli? Yutong'un 60. yılı ve Cumhuriyet'in de 100. yılı. Bunlar bile yeniden vurgusunun altını doldurabilecek nitelikte fikirler üretebilecek güce sahip. Biz aslında yıkmadan yapmanın felsefi arka planına yanıtlar arıyoruz. Ve bu yarışmaya katılacak olan öğrenciler ya da meslek profesyonelleri, çünkü yarışma sadece öğrencilere açık değil. Ekip başının mimar olması şartıyla ekipte farklı disiplinlerin de fikri destekleyebileceği bir çok disiplinli yarışma fikri ürettik. Bu noktada aslında güçlü ve anlamlı bir felsefi arka plan, güç ilişkilerinin, içinde yaşadığımız dönemdeki güç ilişkilerinin içinde barındırdığı gerilimleri ya da potansiyelleri biraz anlamaya çalışan, demleyen ve biraz bunların önceliklerini de ortaya koyan aslında bir tercihler silsilesi de diyebilirim. İçinde hem ekonomik hem kültürel hem de sosyal referanslar barındıran bir stratejik bakış açısı geliştirilmesini bekliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Ben katılan herkesin eminim özgün fikirlerle bugüne dair düşündürücü, dönüştürücü, en çok da sorgulatıcı fikirler üreteceğini düşünüyorum. Mekan dönüştürücüdür ve mimarlar bu mekanın dönüştürücü etkisini en iyi şekilde uygulayabilen, tasarlayabilen meslek insanlarıdır. Sadece yaparak değil, aslında yapmayarak, mevcut yapılmış olanı tekrar düşünerek, yani yeniden düşünerek, yeniden yorumlayarak bir fikir ortaya koyulmasını bekliyoruz. Ve bu fikrin mümkünse manipülatif, gerekiyorsa spekülatif, hatta bazen de bize tabu gibi görünebilecek, dokunulmaz gibi görünebilecek kent noktalarına da değinebileceğini altını çizmek istiyorum. Bu açıklıkta, bu genişlikte özgün projeleri ve fikirleri bekliyoruz.